Takipçilerimiz bugün 25 Kasım Sağlığın özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve şüphesiz en yeni nesil bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz diyoruz. Efendim hafta boyunca üşenmedik çalıştık size için yine dolu dolu içeriğiyle bir program hazırladık. İlk bölümde malumunuz son günlerde oldukça sık şekilde basında da yer alıyor. Anne baba olmak isteyenler için tüp bebek tedavisine bazı yenilikler sunuluyor. Nedir onlar? İşte rahim aşısı, sperm çip gibi ya da genetik tanı gibi. Bunlar başarıyı gerçekten artırıyor mu? Yoksa aslında maalesef söylüyorum pazarlama taktiği mi? İşte bütün bunları konuşacağız. Deneyimli tüp bebek uzmanı Aret Kamar bizlerle olacak ve sorularımızı cevaplayacak. Akabinde hamilelikte de oldukça yaygın görülen ve Türk halkının önemli sorunlarından biri olan varisin tedavisini konuşacağız. Varis türleri ve tedavideki yenilikleri konuşacağız. Biraz da kalp cerrahisindeki yenilikleri konuşacağız kiminle. Yine çok değerli uzman kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerle olacak. Efendim bizler dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa yanına Tekdos Sağlık Merkezi bendenizden sizlere ikram olacak. 50 dakika süresince sizlerleyiz. Hadi buyursunlar, biz başlıyoruz. Tüp bebek tedavisinde umut veren yenilikler neler? Tüp bebekte başarıyı artıran kriter laboratuvar mı, doktor mu, ekip mi yoksa hastanın genel durumu ve yaşı mı? Doktor Aret Kamar, sağlık merkezinde sorularımızı cevaplıyor. Varis kimlerde olur? Varis neden tedavi edilmeli? Varis tedavisinde son yenilikler neler? Varis çorabı kullananlar nelere dikkat etmeli? A'dan Z'ye varis tedavisine kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak sağlık merkezinde anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, az önce söylediğim gibi tüp bebek tedavisinde bize sunulan yenilikler var. Bizler de bunların haberlerini yapıyoruz. Kongrelerde konuşuluyor. Peki gerçekten başarıyı artırıyor mu bunlar? Bunları konuşacağız. İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin değerli kurucusu Operatör Doktor Aret Kamar bizlerle. Sorularınız için ekranda görüyorsunuz telefonlarımız 0530 040 70 05 ve 06. Bakalım Türkiye'nin hangi illerine bu sabah erken uyandınız bu pazar ve bize günaydın diyeceksiniz. Hocam günaydın. Günaydın. Çok hızlı konuştum size. Çok hızlı. Hocam şimdi aslında hepimiz bu işin içindeyiz. Tüp bebek tedavisinde başarı neye bağlı diye bir açalım oradan paragrafa. Çünkü detaylandıracağız onu. Şimdi tüp bebek tedavisinde en önemli başarıyı etkileyen şey kadının yaşıdır. İkincisi yumurta sayısıdır. Üçüncüsü tabii ki sperm de önemli. Ama dördüncüsü de bebeği koyduğunuz zaman rahminin yapısının, kalınlığının ve o ay içerisinde değişen hormonların rahimde bebeği tutabilme özelliklerinde olması gerekir. Yani önce güzel bir yumurta elde edeceksiniz. Sonra o güzel yumurta için iyi bir sperm seçeceksiniz. O spermi yumurtanın içerisine koyacaksınız. İyi bir laboratuvarda güzel bir embriyo, kaliteli bir embriyo elde edeceksiniz. Sonra da o embriyoyu rahmin en uygun olduğu zamanda hem rahim içinin kalınlığı olarak hem de o ay içerisinde hormonların değişimini takip ederek hormonal olarak en uygun olduğu zamanda rahmin içerisine koyacaksınız. Tabii bütün bunları yaptığınız zaman tüp bebeğin yine bir gebe kalma şansı var. Neden? Çünkü genç kadınlarda şans daha fazla, ileri yaştaki kadınlarda şans daha az. Çünkü biz biliyoruz ki yumurtalar yaşlanıyorlar. Yumurtalar yaşlandığı zaman, kadının yaşı büyüdüğü zaman biz rahmin içerisine bebeği koyduğumuz andan itibaren bebek ne kadar güzel olursa olsun neticede biz bebekleri dışarıda 3 gün, 5 gün, 6 gün yaşatmış oluyoruz. Ama bir bebeği, bir embriyoyu rahmin içerisine koyduğumuz zaman o embriyonun sağlıklı bir şekilde çıkıp dünyaya gelmesi için 9 ay daha en azından yaşaması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben herkese söylüyorum, yani bizim bile 9 ay sonra ne olacağımız belli değil. Dolayısıyla rahmin içerisine koyduğunuz gebeliğin, embriyonun
bir gebelik getirebilme ihtimali diye bir ihtimal her zaman mutlaka olacak. Yani siz ne yaparsanız yapın, embriyoya ne tahlil yaparsanız yapın, rahmin içerisine ne yaparsanız yapın, embriyoyu içeriye koyduğunuz zaman siz koyduğunuz anda embriyonun iyi olduğunu görüyorsunuz. Bir gün sonra, iki gün sonra, beş gün sonra o embriyonun hala gelişmekte olup olmadığını tespit edebileceğiniz bir herhangi bir test yok. Ve rahmin içerisine embriyoyu koyduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? 12 gün sonra gebe kaldı mı kalmadı mı diye bakıyorsunuz. Gebe kalanlar oluyor. Gebe kalmayanlara ne yapıyoruz? O zaman diyoruz ki tamam, bu koyduğumuz embriyolar gebelik getirmedi. Bir dahaki sefere koyduğumuz embriyolar inşallah getirir. Bunun dışında şu anda tüp bebek tedavisinin %100 başarılı olması için yapılabilecek gerçekten çok büyük bir şey yok. İleri yaşlarda şanslar tabii çok daha düşük. 40'lı yaşlarda %30'lar civarında oluyor her bir transferde. 43'lü yaşlarda %10-15'ler civarında oluyor. Ama oluyor. Yani 43'lü yaşlarda kadınlar doğuramaz diye bir şey yok. Daha çok deneyerek doğuruyorlar. Başka da yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi ben şunu anlıyorum. Değiştirilebilir faktörler var bu işin içinde. Tabii ya ki. Da iyileştirilebilir. Tabii ki. Ama bir de sabit kalacak var. Nedir o? Mesela hanımefendilerin yaşı. Evet. Beyefendilerinin sperm sayısının azlığı ya da şekil bozukluğu gibi özellikler. Evet. Şimdi bunların mesela kadının yaşı nasıl değiştireceksin? Değiştirmek mümkün değil. Allah'ın emri o yaştasın. Şimdi yumurta sayısını da değiştiremiyorsunuz. Şimdi hep söylüyorlar mesela bazı kadınların biliyorsunuz rezervi düşük. Yani bir denemede 90 yumurtayı çıkartan kadın da var. Polikistik overler biliyorsunuz bir uçta. 90 yumurta. Tabii. Bir uçta da onlarda mesela çok yumurta çıkmasın diye özel çaba sarf ediyorsunuz. İlaç dozlarınızı kısıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz aşılama diye yapacağız diye başlıyorsunuz. O kadar çok yumurta büyüyor ki hadi tüp bebeğe dönelim diyorsunuz. Bir böyleler var. Bir de bir yumurta çıksın diye 3 ay beklediğiniz hastalar var. Şimdi bunlara senin yaşın 20 canım şansın çok olur şeklinde yaklaşmak çok doğru değil. 3 ayda bir tane yumurta büyüten, şimdi bir tane yumurta topluyorsunuz. O bir tane yumurta iyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Bunun bir biyolojik bir şeyi var yani ihtimali var. Her elimize aldığımız yumurta güzel olmayabilir. Her elimize aldığımız yumurtadan da güzel bir embriyo gelişmeyebilir. Ama nedir? Bir kadının yumurtası varsa, bir tane bile geliyorsa, eğer o yumurtadan bir embriyo geliştiyse ve biz bunu rahmin içerisine koyduysak, bundan bir gebelik gelebilme şansı vardır. Şansı az olanlar vardır, şansı çok olanlar vardır. Şansı çok olanların şansı hiçbir zaman bugünkü şartlarda %70'i geçmez. Öyle mi? %80, %90, %100 olur. Ben senden çok eminim. Nasıl? Bunlar yanlış mı hocam? Şimdi bak şöyle bir şey var. Hastalar arıyorlar merkezleri biliyorum. Evet. Diyor ki şöyle bir özet geçiyor. Hani şimdi bizim yayınımıza da bağlanacaklar mesela. Küçük böyle bir anemnez diyorsunuz siz ona geçiyor. Karşı taraf yüzde kaç şans veriyorsunuz sorusuna bir cevap veriyor. Evet. Bu doğru bir şey mi? Kesinlikle yanlış. Neye göre? Kesinlikle yanlış. Bir hekim kadının yaşını, tabii yaş önemli dedik, yaş önemli. Ama kadının rezervini bilmeden, kadının rahminin durumunu bilmeden, spermi bilmeden, hadi bilseniz bile. Yani şimdi mesela bir hasta geliyor, ilk hasta daha, hiçbir şey yaşamamış. 25 yaşında bir kız diyelim, erkekte de önemli bir problem yok, sadece diyelim ki sperm azlığı var. Tedaviye başlıyorsunuz, bizim şansımız iyi olur mu hocam diyor. Bilemezsiniz, çünkü neden? Bir kere her şey düzgün bile gözükse bir kadının yumurtayı topladığınız zaman çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani özellikle bizim hiçbir problemimiz yok. Bütün tahlillerimiz normal çıkıyor ama 5 yıldır uğraşıyoruz gebe kalmadık gibi diyenlerde yumurtayı bir topluyorsunuz. Bazen yumurtanın hiçbirisi olgun çıkmayabiliyor. Yumurtayla spermi birleştiriyorsunuz, döllenme olmayabiliyor. Embriyo kaliteleri çok düşük olabiliyor. Gencecik bir kızda embriyoların gelişiminin 3. günden sonra durduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla özellikle telefonda benim yaşım şu şansım ne kadar olur? %60 farz-ı mal söyledik. Aa az verdiniz, öteki merkez daha fazla verdi hocam bilmem ne gibi şimdi şeyler. Şimdi ben şuna bile rastladım hocam. 3 deneme ücreti, bir deneme promosyon. Evet.
Evet. Ben bunu bile gördüm, biliyor musunuz? Yani var var yapılıyor bunun. Açık yüreklilikle siz anlattığınız için ben de soruyorum. Var. Şimdi insanların da kafası karışıyor bu şekilde metotlandırılınca bu iş. Peki mesela bir kadının yumurtasını aldınız, yumurtanın kalitesi artsın diye ya da işte spermi aldınız, spermin kalitesi artsın diye bazı yöntemler sunuluyor. Mesela bir kere bir sürü vitamin pazarlanıyor. Bir sürü vitamin var piyasada. Vitaminlerin çoğu Tarım Bakanlığı onaylı, Sağlık Bakanlığı da değil. Birçoğu şu anda Sağlık Bakanlığı onayıyla reçetelere giren ilaçlardan çok çok daha pahalı. Kutusu 400 lira falan gibi satılıyor. Yani tabii ki herkes ben vitamin alayım, güçlü olayım, hücrelerim güçlü olsun oluyor tabii. Bu bir sürü vitamin satan dükkanlar var. Bugün artık bir sürü alışveriş merkezinde de vitamin satanlar var. Ama bu gerçekten bu kadar etkili mi? Bence değil. Bence mümkün de değil zaten. Yani şimdi biz bu kadar vitamini kullanırken bir yerde ömür uzadı mı? Yok. Yok, uzamadı. Çünkü neyle uzuyor ömür? Erken teşhis, sağlık teknolojilerinin ve sağlıklarda yapılan girişimlerin daha kaliteli, daha küçük girişimlerle daha büyük işler başarma. Yani işin teknolojisi geliştiği için insanların ömrü uzuyor. Vitamin kullandıkları için insanların ömrü uzamıyor. Ne lazım? Güzel besleneceksin, spor yapacaksın, İyi sağlığına uyuyacaksın. Dikkat edeceksin. Bunun vitaminle hiçbir ilgisi yok. Ama bakın ki ortalıkta bir sürü vitamin var. Bir sürü, isim vermiyorum ama bir sürü. Ama sizin vitamin. Alanınızda da kullanılıyor. Bizim alanımızda da aynı. Yani bir kadın hamile kalmıyor, al sana bu vitamin. İşte sperm kötü, al bu vitamini 3 ay kullan. Ama bunların hiçbirisi gerçek anlamda çok büyük şey yapmıyor, fayda sağlamıyor. Ama fiyatlarına baktığınız zaman birisine 10 ay vitamin verdiğiniz zaman neredeyse bir tüp bebek parası ediyor. Çok büyük cirolar. Peki. Ama gerçekten bu kadar etkili değil. Şimdi sokak röportajımız var. Bir tüp bebekle ilgili onu izleyelim. Ardından genetik tanı. Tüp bebek tedavisi olan herkese neredeyse günümüzde yapılıyor bu genetik tanı, değil mi hocam? Evet. Gerçekten gerekli mi değil mi onu konuşacağız. Tüp bebekte başarı sizce neye bağlı? Tüp bebekte başarı, yani öyle bir tecrübem, öyle bir deneyimim olmadı. Yakınımda yaşayanlar da olmadı ama istirahatle ilgili olduğunu biliyorum. Yani aşılama yapıldıktan sonra veya işte bu uygulama yapıldıktan sonra iyi bir istirahat edilmesi gerekiyor. Onu biliyorum. Onun dışında bir bilgim yok. Şöyle bir şey, arkadaşlarım da iyi yaptıranlar oldu. Yani tabii ki tanıdıklarım, etrafımda olanlar oldu. Yani bayağı da başarılıydılar. Yani bu da genellikle başarılı olmasının sebebi herhalde daha genç olmaları. Onun sebebi de var tabii ki, genç olmasının. Tüp bebek tedavisinde en son hangi yaşta çocuk sahibi olabiliriz? En son. Hiçbir bilgim yok. Şu an karar veremiyorum. Herhalde 40 yaşından sonra olmaz. 35-40 arasıdır değil mi? Kadınlarda her yaş kalabilir. Çünkü Amerika'daki profesörler, İngiltere'deki profesörler hepsi açıklama yaptı. 90 yaşındaki bir kadın bile hamile kalabilir tüp bebekle. Sizce tüp bebek tedavisi en fazla kaç kez yapılabilir? Üçüncü defada bizim bebeğimiz. Allah'a şükürler olsun, bugün 3 yaşında. 3 yaşında olduğu için üstelik 3 tedavi de oldu yani. Bilmiyorum, daha ilerisini bilemem. Ben tüp bebek tedavisi denemiş birisi olarak istediğin kadar yumurtan olduğu sürece. Hocam, teyzeciğimi gördünüz mü? Amerika'da 90. yapılmış. 90 yaşında. Teyze niyeti sanki. Zaten böyle olağanüstü böyle şeyler şey hep Amerika'da böyle yapılıyor diye, daha inandırıcı olsun diye lanse ediliyor. Amerika'daki hocalar böyle söylüyor diye. Tabii yumurta olduğu sürece tüp bebek yapılabilir. Başka türlü tüp bebek olmaz. Bir de tabii kadın tabii gençken daha çok gebelik şansı oluyor. Şimdi kadın 48 yaşında da tüp bebek deneyebilir elbette. Adet görüyorsa ve yumurtası varsa. Ama 48 yaşında tüp bebek denediğin zaman gebelik şansı %5'in altındadır. Aynen. Evet. Şimdi arkadaşlarım dediler ki bir izleyicimiz yayına katılmadan şunu sormak istemiş. Ozon tedavisi yap, çocuğun olur demişler tüp bebek tedavisi esnasında. Ozon tedavisinin bir etkisi var mı hakikaten bu işe? Yok.
Yok. Onun da yok. Biz ne duyduysak yaptık. Yani şimdi bu yöntemler insanların kulağına nereden geliyor? Çünkü bununla ilgili yayınlar çıkıyor. Yani ozon tedavisi yapıldığı zaman mesela rahimi ince olanların rahimi kalınlaşır gibi. Daha iyi oksijenlendiği için. Hepsini denedik. Hiçbir şey değişmiyor. Peki, genetik tanı. Hocam, ne kadar tedaviye giden varsa ki tabii yaşlar da ilerlediği için genetik tanı yapılıyor. Preimplantasyon genetik tanı diye geçiyor bu. Hakikaten her kadının her hamilelikte buna ihtiyacı var mı tüp bebek tedavisinde? Astronomik rakamlar çünkü çıkıyor ortaya. Embriyo başı ne kadar o? 300-400 dolar gibi. Oo, dolar da arttı vallahi ama. 5 embriyo göndersen? Tabii tüp bebek tedavisinden fazla tutuyor. 2000 dolar falan yapıyor. Tüp bebek tedavisinden fazla. Şimdi bir kere şuna dikkat edelim. 40 yaşında bir kadın diyelim ki hamile kalmaya çalışıyor. Evinde normal. Daha önce 2 çocuğu olmuş. 40 yaşında bir çocuk daha istediler o ya da bu sebeple. Ve normal hamile kalmaya çalışıyor. Biz şimdi ona çıkıp da aman sakın sen evde gebe kalma. Sakat çocuk doğurursun. Sen mutlaka tüp bebek yaptır. Tüp bebek yaptırırken de bebeğini koymadan genetiğine baktır diyor muyuz demiyor muyuz? Demiyoruz. Böyle bir şey yok. 38 yaşında, 40 yaşında, 41-42 yaşında evinde hamile kalıp sağlam çocuk doğuranlar var mı? Var. Evet. Peki bunlar azınlıkta mı? Hayır, çoğunlukta. Evet. Çoğunlukta. Peki bunların kaç tanesinin sakat çocuğu oluyor? Çok çok az. Etrafımızda yaşayan insanların kaç tanesinin sakat çocuğu var? Çok çok az. Ama insanlar sakat çocuk doğurmaktan korkuyorlar. Genetikçilere bir şey söylemek istemiyorum. Ama tüp bebek tedavisinin içerisine genetiği sokmak, genetiğin içine sokmak her zaman gerekli değil. Yani 39-40 yaşında ben çocuk yapacağım diyen birisine aman ben senin embriyonu içeriye koymadan genetiğine bakayım da ne olur ne olmaz belki sakat çocuk doğurursun dediğin zaman hasta bunu kabul ediyor. Neden? Çünkü hastalar tabii ki sağlıksız bir bebek doğurmaktan korkuyorlar. Ama bu her zaman gerekli değil. Şimdi bir kere 40 yaşında bir kadının çocuk doğurmak istediğinde büyük oranda yumurta sayısı azalmıştır. Evet. Yumurta sayısı azaldığı zaman embriyo sayısı da az oluyor tabii haliyle. Embriyo sayısı azsa siz şimdi genetik tanı yapacaksanız o embriyoları 3. günden 5. güne kadar laboratuvarda bekletmek zorundasınız. Bir kere bu embriyoları 3. günden 5. güne laboratuvarda bekletirken kadının yaşı ilerlemiş olduğu için embriyo kalitesi de biraz düşer ve 5. güne giden embriyo sayısı azalır. Yani siz aslında 3. günde rahmin içerisinde bebeği koyduğunuzda gebelik elde edebileceğiniz bir sürü embriyoyu laboratuvarda bekletirken kaybedersiniz. Sadece 5. güne gelmedikleri için kaybedersiniz. 5. günde biyopsiyi yaparsınız. Biyopsi bebeğin kendisinden değil, bebeğin rahme yapıştığı trofektoderm denilen kısımdan yapılıyor. Trofektoderm de embriyonun kötü hücrelerini attığı bir yer. Yani kendi sağlıklı hücreleri alırken, kendini yenilerken bozuk hücreleri oraya atıyor. Şimdi siz trofektodermden biyopsiyi alıyorsunuz. Tamam. Diyorsunuz ki burada ben sakat hücre buldum. Bu bebek sakat diyorsunuz. Ama gerçekte belki de embriyo sakat değil. Sadece çöplüğün içinde çöp buluyorsunuz siz. Dolayısıyla bu biyopsiyi yaptığınız zaman %100 bu bebek sakattır diyebilme ihtimaliniz de yok. Şimdi hem kesin olmayan bir test yapıyorsunuz hem biyopsi yapmanın kendisi bile yani laboratuvarda bebekleri bekletiyorsun bir de bebeğin kabuğunu açıp içinden bir parça alıyorsun. Bu bile gebelik şansını azaltıyor. Onun için bizim gözlemlediğimiz bir şey var. İleri yaşlarda özellikle yumurtası az olanlarda kim derse ki ben bebeğimin genetiğine baktıracağım da öyle koyduracağım onlar hamile kalamıyorlar. Onlar sadece deniyorlar. Genetik parası ödüyorlar. Bütün embriyolar sağlıksız çıktığı için çok transfer olamıyorlar. Çok tavsiye etmiyorsunuz sanki siz kesinlikle bunu. Transfer, tavsiye etmiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Anladım. Peki şimdi erkek kısırlığında özellikle azosperm beyler de çok yaygın. Tüm dünyada öyle, Türkiye'de de öyle.
yine bir takım yöntemler sunuluyor. Mesela sperm çip diye bir yöntem sunuluyor. Bu nedir ve hakikaten bebekte başarıyı etkiliyor mu? Şimdi sperm çip belli vakalarda embriyoloğun işini kolaylaştırır. Sperm çip bir süzgeç. Hmm. Şimdi insan bunlara o kadar güzel isimler de buluyorlar ki insanlar böyle duyduğu zaman evet. Ha bilgisayarlı bir şey bu çip mi falan var ha. Bir membran, bir bariyer diyelim. Spermi bir tarafından koyuyorsun. Sperm kuvvetliyse öteki tarafa yüzüyor. Siz de öteki tarafa yüzen spermi alıyorsunuz. Hareket kabiliyeti daha yüksek mi diyoruz buna? Yani daha güçlü bir sperm. İleriye doğru yol kat eden bir sperm. Şekli şemali daha düzgün bir sperm. Çünkü belli bir yoldan geçiyor. Bu yoldan geçerken yarı yolda kalanları, yoldan geçemeyenleri toplamıyorsunuz da. Eskiden imsi diye bir şey vardı. O da bunun gibi bir şey İşte değil. O da rafa kaldırıldı şimdi artık. O da bir işe yaramıyor. Bitti. Şimdi o imsinin de kafasına bakılıyordu. Bir şeyler var mı kafası, hani şekli şemali bozuk mu diye. Sonra dediler ki şekli bozuk olanlar daha çok gebelik getiriyor aslında. Onu ben kaçırmışım bak. Şimdi bizim imsi mikroskopları rafa kalktı. Şimdi bu mesela sperm chip bu euro ile satılan bir şey. Ha. İnsanlara euro üzerinden pazarlanıyor. Nerede yapılıyor biliyor musunuz? Nerede yapılıyor? İzmir'de. İzmir'de. Türkiye'de imal edilen bir şey bir ama euro. Bir üniversitenin deneme laboratuvarında yapılıyor. Peki niye euro ile satılıyor bu acaba? Niye? Mal edilişi kim bilir kaç paradır. Ha. Ama insanlara öyle bir lanse ediliyor ki. Biz bugün burada artık, bir Zülfiyar'a dokunmuş olalım. Bugün artık tüp bebek merkezine gelenler internetten okuyorlar. Tamam. Hocam ben sperm çip de istiyorum diyor. Peki o zaman yapalım diyorsun ama gerçekte çok büyük bir işe yaramıyorlar. Ama böyle de pazarlanıyor bunlar. Efendim Samsun'dan bir hanımefendi hattımızdaymış. Günaydın. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım. Ya ben hocama söylemek istiyorum. Bundan 14 yıl önce... Ben birinci evliliğimi yaptım, eşim beni kapattı. Şimdi ikinci evliliğimi yaptım, açtım kendimi, doktorlar hiç onay vermiyorlar. Ve eşimle beraber gerçekten durumum çok kötü, boşanma derecesine geliyorum. Ama hiç çocuğum olmuyor. Sürekli doktorlar beni olmuyor diyerek gönderiyorlar. Çocuk peki, istiyorsun, kaç yaşındasın sen? 37, 38 yaşındayım. Deneme yaptın mı tüp bebek denemesi? Yok hiç deneme yapmadım. Sadece aşılama yaptım. Bir şey soracak mısınız hocam? Son iki o zaman tüp bebek yaptırmanız lazım. Yaşınız da artık 37 oluyor. Daha fazla beklemeyin. Çünkü yaş büyüdükçe tüp bebeği geciktirirseniz daha çok deneyerek hamile kalmak zorunda kalacaksınız. Çünkü tüp bebek öyle yani belli bir masraf, herkes de o masraftan korkuyor ama ben her zaman söylüyorum. Ne kadar geç yapılırsa o kadar bir denemede olacak. Değil de üç denemede gebe kalacaksınız. Daha çok para harcamak zorunda kalacaksınız. Onun için eğer olmuyorsa belli bir zamanda geçtiyse daha fazla olsun diye ısrar etmeyin. Ama önce iyi bir yerde güzelce bir başka bir probleminiz var mı diye tabii bakılması lazım. Peki şimdi sperm çip biraz konuştuk. Rahim aşısı diye bir şey kullanılıyor. Bir de yuvalama deniliyor. Evet. Rahim çizme, yuvalama. Niye yapılıyor bunlar? Bazıları diyor ki ben sana hem çizme hem yuvalama yapacağım. Hastaya böyle söylüyorlar. Bu Antep'in ünlü yemeği değil, bu başka bir yuvalama. Onu bilin. Aslında bu nedir? Sadece histereskopidir. Bir kısmı histereskop bile kullanmıyor. Sadece rahime bir çizik atıyor. Şimdi bu uyuyan güzeli uyandırmak gibi. Yani rahimi ben bir uyarayım da bebeği tutsun. Ama ben hastalara diyorum ki şimdi biz... Herkes tuttu mu tutmadı mı? Embriyo tutunamadı diye. Mesela biz transfer ediyoruz ya. Gebe kalmadıkları zaman biz içeriye bebeği koyduk da bebek tutunamadı gibi düşünüyorlar. Halbuki olay öyle değil. Aslında bebek büyümeye devam etmedi gibi düşünmek lazım. Çünkü bebek büyümeye devam ederse tutunuyor. Normalde hamile kalan kaç kişi dinlenerek hamile kalıyor? Bebek tutunsun diye özel bir şey yapmaya gerek yok. Bebek içeride zaten büyüyorsa kendine uygun bir yer bulup tutunuyor. Bu yöntemlerin büyük çoğunluğu sanki bebek çok güzel de rahime tutunamıyormuş gibi pazarlanıyor. Rahimi uyarırsak bebek tutunur. Ama ben diyorum ki sen aldın bebeği tutkalla bir duvara yapıştırdın rahimin duvarına. Öyle şey de vardı gebelik tutkalı bilmem ne falan biliyorsunuz.
Bebek eğer büyümüyorsa, büyümesine devam etmiyorsa senin duvara yapıştırdığın bebeğin sana ne faydası olur ki? Bu işte önemli olan içeriye koyduğunuz bebeğin büyümesidir. Bu oranda daha önce konuştuğumuz gibi gençlerde %60'ı 70'i bulur. Mesela 40'lı yaşlarda %30, 43'lü yaşlarda %10-15 gibidir. Dolayısıyla sen istediğin kadar bebeğe duvara yapıştırmaya çalış. Eğer o bebek içinde büyümeye devam edecekse ve sağlıklı bir gebelik oluşturacaksa gebe kalacaksın. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten bunlar çok önemli konular. Bu konuda çok ciddi bir sömürü de var. Ben çok üzgünüm bunu söylediğim için ama İnterneti böyle. Çok fazla takip etmesinler bu konuda diyelim. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlgilenip ilgilendirdiniz. Efendim, şimdi hamilelik bebek derken özellikle hamilelik döneminde de varisler artıyor. Birazdan Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerle olacak. Varis konuşacağız. Varis kimlerde olur? Varis neden tedavi edilmeli? Varis tedavisinde son yenilikler neler? Varis çorabı kullananlar nelere dikkat etmeli? A'dan Z'ye varis tedavisine kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Efendim, varis Türkiye'de de çok yaygın bir damar hastalığı. Varis konuşacağız. Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi kalp damar cerrahisi uzmanı değerli hocam Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerle. Varisi olanlar bizi ekranda gördüğünüz numaralardan arayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi varis şikayetiyle gelenler arasında özellikle gebelik döneminde ve sonrasında olanlar sanki daha mı fazla? Daha fazla. Etkiliyor değil mi? Kesinlikle gebelik? Etkiliyor. Gebelik şöyle etkiliyor. Bir kere gebelikte kan hacmi artıyor. Hem de %50 oranında artıyor. Yani olandan %50 daha fazla bir kan hacmi oluyor. Öyle olduğu zaman varis problemi toplar damar yetmezliği. Toplar damardaki yük de artıyor. Bunun yanında da hormonal değişikliklerle beraber işte aslında doğuma hazırlıyor vücut kendini. Her türlü bir bağlardaki gevşeme aynı zamanda damarlarda da oluyor. Ve bundan dolayı mutlaka varis problemleri artıyor. Peki şimdi mesela varis gözde görülen bir hastalık gibi. Değil. Her zaman öyle değil. O öncesinde bir belirti veriyor mu? Yavaş yavaş geliyorum bak varislerin çıkacak. Böyle bir belirti var mı? Kesinlikle çok iyi bir soru. Çünkü varis her zaman gözle görülür olmadan önce tespit edilirse çok daha kolay tedavi edilen bir şey aslında. Çünkü bir seyri var varisin. Önce işte bacakta küçük kılcallar olarak örümcek ağ gibi görünen şeyler olarak başlıyor. Sonra daha kabarık olarak ciltten hissedilen bir şey. Daha sonra onlar ilerleyip de venöz ülser dediğimiz yaralara kadar yol açan bir duruma gidiyor. Ama aslında öncesinde bir takım belirtileri var. Çünkü bir iç varis olarak başlıyor. Daha sonra gözde görülür hale geliyor. İç varis olarak başladığında birincisi en çok tarif edilen şey ağırlık hissi. Yani günün sonunda ayaklarımda bir ağırlık hissediyorum durumu oluyor. Gün sonunda ayaklarda bir şişlik oluyor. Huzursuz ayak dediğimiz bir durum oluyor. Sürekli ayakların ne yapacağını bilemiyor. Ayak tabanında yanma oluyor, ayak bileğinde kaşıntı oluyor. Bunların tamamı aslında bir iç varis belirtileri. Nasıl tespit ediyoruz? Bir Doppler'le tespit ediyoruz. Yani bir ultrason yapıyoruz bacak damarına. Ultrasonla tespit ettiğimizde ve erken yakaladığımızda bütün bu varisler oluşmadan bir iç varis tedavisi yaptığımız zaman çok daha güzel bir sonuç alıyoruz aslında. Yani iç varisi olduğunda bu belirtileri olabilir ama dışarıdan bacağınız gayet muntazam. Evet. Hiçbir kabarma, renk, hiç değişiklik yok ama içeride bir varis var. Evet ama olacaktır yani o süreç içerisinde mutlaka olacaktır onlar. Onun olmasını beklemeden yaptığımız zaman ya benim öyle hastalarım oluyor. Aslında genç bir kadın hasta 25-30 yaşlarında hatta işte ne bileyim manken diyeyim size. Yani ayaklarında bacaklarında görsel olarak da görünmesi gereken birisi. Ve burada bir iç varis tespit ettiğiniz zaman hiçbir şey olmadan tespit ettiğinizde çok daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Peki hocam, varisin belirtileri bunlar ama varis en çok kimlerde görülüyor? Bazı mesleklerde sanki daha çok. Kesinlikle. Aslında eskiden öğretmen doktor hastalığı derdik. Çünkü ayakta durmaya bağlı, kuaför hastalığı. Ama aslında şu anda bir ofis hastalığı haline geldi. Yani aslında sadece ayakta durmak değil, ayaklar sarkık ve hareketsiz kalan her meslek grubunda olabilen bir şey bu. Çünkü bizim önemli olan toplar damarlarımız, yani ayaktaki kalbe kan taşıyan damarları çalıştırmamız lazım. Nasıl çalıştırıyoruz? Yürüyerek ve bacak kaslarımızı hareket ettirerek. Çünkü onların pompa gücüyle yukarıya doğru kan çıkıyor. Evet. Ama oturduğumuz zaman, diyelim ki uzun bir uçak seyahatinde olduğumuz zaman,
Ofiste saatlerce bir toplantı yaptığımız zaman bu bacakta kaslarını hiçbir şekilde kullanmıyoruz. İlla ayakta durmaya ihtiyaç yok. O zaman bu damarlarda kan gölleniyor ve içeride basınç yapmaya başlıyor. Ve gittikçe çapta artış yapıyor. İçerideki kapak mekanizmasını bozuyor. Çünkü çapı genişledikçe içerideki kapaklar ucuca gelmemeye başlıyor. Bundan dolayı varis problemleri ortaya çıkıyor. Aslında bir ofis hastalığı halini aldı varis. Peki şimdi kimileri için varis şu an ekranda da görüyoruz. Çok böyle küçük küçük mor damarlar. Kimilerinde öbek öbek artık böyle üzüm salkımına varmış görüntü. Hem rahatsız ediyor hem de ciddi ağrılar da yapabiliyor. Evet. Yaşam kalitemizi düşürebiliyor. Varis neden tedavi edilmeli? Ya işte azıcık böyle mor damarım var ne yapayım diyenler de var. Mutlaka tedavi edilmeli mi? Bir risk taşıyor mu? Risk taşıyor. Özellikle bir iç varis durumu varsa, damar çapı çok genişlemişse bir risk taşıyor. Nasıl bir risk taşıyor? Damar çapı genişledikse içinde akım olmuyor. Akım olmadığı zaman bir pıhtılaşmaya meyil oluyor. Yani tromboz dediğimiz bir durum oluyor. Damar içerisinde bir pıhtı oluşuyor. Varis damarındaki pıhtı genelde akciğere atan derin ven trombozu dediğimiz durumdaki gibi olmamakla beraber iltihaplanıyor. Tromboflebit dediğimiz damar iltihabı yapıyor. Bacakta kızarıklık oluyor, şişlik oluyor. Daha sonra vücut enfeksiyonu, sepsislere kadar giden bir durum oluyor. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı varis ilerleyici bir hastalık. Yani bu varis öbekleriyle başlıyor. Ondan sonra ayakta renk değişikliği, ilerleyen durumlarda ayak bileğinde siyahlaşma oluyor. Ondan sonra orada yaralar açılıyor. İyileşmeyen açık yaralar. Venöz yaralar oluşuyor. Evet. O noktalara gelmeden tedavi edersek çok daha başarılı oluyoruz tabii. Çünkü onları tedavi etmek çok zor. Peki hocam, varis tedavisi denilince herkesin aklına ilk gelen sanıyorum varis çorapları. Evet. Bu varis çoraplarının hakikaten rentable kullanılması mümkün mü? Yoksa bunun girişimsel tedavileri var, cerrahi tedavileri var. Hangi aşamada varis çorabı ya da işte egzersiz yaşam tarzının düzenlenmesi... Hangi aşaması önemli? Varis çorabı aslında bu tedavinin birinci ilacı. Yani çünkü varis çorabı aslında her aşamasında kullanılabilir. Yani en ilerlemiş venöz ülser dediğimiz yaralarda da kullanılabilir. Hiçbir şey olmamış ayakta duran bir meslek grubunda da kullanılabilir. Varis çorapları çok çeşitli ama artık teknoloji o kadar ilerledi ki çok şık varis çorapları var. Yani bir mini eteğin altına giydiğinizde varis çorabı olduğu anlaşılmayacak ince çoraplar var. Öyle mi? Kesinlikle. Onların basınçları var işte ama mutlaka bir doktor tavsiyesiyle alınması gereken bir şey. Hangi basınçta alacaksınız, ne çapta alacaksınız, nasıl bir varis çorabına ihtiyacınız var, diz seviyesinde mi, daha yüksek bir varis çorabına mı? Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz, hareketsiz kaldığınız ve ayaklarınızı kullanmadığınız her durumda giymeniz hiçbir şey olmasa bile çok faydalı. Mesela bir uçak yolculuğuna gidiyorsunuz, mutlaka varis çorabını giyin. Uzun bir toplantınız var o gün mutlaka bir varis çorabı giyin. Ben ameliyat yaptığım, uzun ameliyatları yaptığım günden mutlaka kendim giyiyorum mesela. Varis çorabı. Evet. Peki şimdi varisle ilgili sokak röportajımız var. Bir bakalım. Ben mesela hanımlarda daha çok varis olduğunu zannederim ama beyler de çok muzdarip varisler. Erkekler görmüyor. Hanımların bacakları daha göz önünde olduğu için bence. Değil mi? Onlar evet. Daha estetik kaygılara sahipler. İzleyelim bakalım sokaktaki vatandaşımız varisle ilgili ne söylüyor? Sizce varis neden olur? Varis çok ayakta durmaktan bence. Benim de var varizim. Benim doğumda olabilir. Bilemem başka yani. Varisiniz rahatsız ediyor mu? Evet, yapıyor. Hiç tedavi oldunuz mu? Hiç gitmedim. Ayakta durunca çok oluyor, şişiyor. Sanki bir iple bağlamış gibi oluyor. Başka? Ne yapıyorsunuz peki ağrıdığında? Hiç yapmıyorum. Böyle kendi kendine dinlenince geçer biraz. Başka bir şey yapmıyorum. Hiç doktora da gitmedim. Çok fazla ayakta kalmaktan meslek hastalığı diyebiliyorum. Onun dışında bir bilgim yok. Tabii kilo, ayakta durma, kolesterol gibi şeylerden olduğunu tahmin ediyorum. Biliyorum. Var mı varisiniz? Var. Öğretmen hastalığı. Ben de bir öğretmen olduğum için ayakta çok durmaktan. Rahatsız ediyor mu? Kilolardan tabii ki ediyor. Tedavi oldunuz mu peki? Kısa bir süre oldum ama kesin bir çözüm elde edemedim. Ayakta durmaktan olur sanırım. Damarlarla alakalı bir şey herhalde. Kılcal damarların çatlamasıyla herhalde öyle bir şey olması lazım. Varis kahve ve çikolatadan olur. Değil mi? Sizin var mı böyle bir rahatsızlığınız? Var. Tedavi oldunuz mu? Yok, olmadım. Rahatsız etmiyorlar mı size? Daha şimdilik etmiyor. Hocam şimdi hemen herkesin varis var. Herkes de varmış, evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Varisim var ama doktora gitmiyorum. Varisim var, tedavi olmuyorum.
Mesela benim milli bir emboli riski taşıyor. Evet. Her varis hastası için böyle bir risk var mı emboli? Her varis hastası için yok ama çok genişlemiş büyük varislerde böyle bir risk her zaman var. Hı hı. Şimdi doktora gitmiyorum, biraz açmakta fayda ne var. Olur, aslında açalım. Şöyle. Vallahi hiç kimse... aslında şöyle, varis bir damar hastalığı. O yüzden bir damar cerrahının buna bir çözüm bulması aynen lazım. Yani bununla ilgilenen çok çeşitli. Kozmetikçiler ilgileniyor, dermatologlar ilgileniyor. Genel her türlü doktor dalı bu varisle ilgileniyor. Ama aslında bu bir damar hastalığı ve bir damar cerrahisinin konusu. Hı hı. İkinci mevzu, mutlaka dıştan gördüğünüz varisler değil, bir iç varis var mı onu araştırmak lazım. Hı hı. Yani varisin tek bir mekanizması yok. Hı hı. Altta yatan birçok sebep olabiliyor. O sebepleri bir ortaya koymak hı hı lazım. Sizde varis var, şundan dolayı var diyebilmek lazım. Hı hı. Ki hedefe yönelik bir tedavi yapmak lazım. Şimdi herkes tekrarladığını o yüzden gereksiz bir iş olduğunu düşünüyor ama altta yatan sebebi doğru tespit edip onu bulursanız küçük varisler tekrarlayabilir. Yani küçük kılcallar tekrar oluşabilir ama altta yatan sebebi bulursanız iç varis bir daha tekrarlamaz. Evet, önemli. Yani doktora gideceksiniz, öyle var ama öyle geçiyor demiyoruz. Sait Bey İstanbul'dan telefon attığımızda. Sait Bey, iyi pazarlar, günaydın. Sağ olun efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, size de kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun sorunuzu alın. Hocam ben iki ayağımda da varis var. Evet. Varis genelde bayan hastaları olarak bilinir ama maalesef bende de var. Yalnız acı ve ağrı yok. Çoğunda o varmış. Evet. Bana daha önce varisle ilgili çorap verildi. Evet. Onun dışında köpük tedavisi var dendi. Köpük tedavisi de çok kafama yatmadı. Sülükle ilgili sülük tedavisiyle ilgili onu yaptırdım. Onun da başka varisle ilgili bildiğiniz bir şey yok. Lütfen. Bizim hanımda da var bu. Evet. İç varis var yalnız. Benimki dış varis. Görülüyor. Yumruğum ultrason yaptırdınız mı hiç? Bacak dopleri ultrasonu yapıldı mı? Damar çapına bakıldı mı? Kapak yetmezliği var mı? Bakıldı mı? Derin damar sistemi nasıl çalışıyor? Onlar konusunda bilginiz var mı? Hocam bize kestirmeden dediler ki varisin tedavisi yok dediler. Biz de yok dendikten sonra sadece bir çorap öneriliyor. Onun dışında varisin tedavisi yok dedi. Vallahi öyle güzel özetledi ki Sait Bey. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. De o sülük kısmına biraz takıldım ama neyse artık. Bence çok güzel bir soru oldu. Çünkü bana da geliyor bu. Sait Beyciğim, iyi pazarlar. Eşinize de sevgilerim iletin lütfen. Eyvallah. Hoşçakalın. Evet hocam, buyurun. Şimdi hoşçakalın. Geçmiş olsun. Varis bir toplar damarda kan birikmesi gibi göründüğü için insanlar sanıyor ki ben şuradaki kanı aldırırsam geçer. Yani bana böyle bir yaşlı bir teyze geldi köy yerinde, varisini bıçakla kesmiş, akıtayım ben bu kanı diye ve kan kanamasından hastaneye ne zor yetiştirmişler. Evet. Sülük tedavisi de bunu düşünüyor insanlar aslında. Bir kere asla, yani kesinlikle tıpta yeri yok. Yani bu kadar ülkemiz gelişmişken, bu kadar uzmanlık alanları, hastaneler her tarafta, ultrasonlar, her türlü teknik teçhizat dünyanın her yerinden çok daha fazla elimizin altındayken, yani lütfen böyle bir şey yapmayın diyorum sadece. Enfeksiyon almazlar mı hocam? Kesinlikle ya. Ciddi enfeksiyonla geliyor hastalar. Hem de sepsis dediğimiz vücut enfeksiyonuyla geliyor. Çünkü direkt kana bulaşan bir, yani bunu yapıyor musunuz normalde? Hastaneye gidip kan aldırırken bile ne kadar işler yapılıyor değil mi? Siliniyor, özel steril iğneler açılıyor, eldivenler giyiyoruz ve bunu yapmayan birisinden kan aldırır mısınız? Ama bir böceği kanınızın içine sokuyorsunuz. Yani inanılır bir şey değil. Çok ciddi izler bırakıyor. Çok ciddi. Nekroz dediğimiz ciltte tamamen siyahlık. Ondan sonra orası plastik cerrahilik bir hale geliyor. Deri greftiyle kapatılacak bir duruma geliyor. Ben öyle çok şeyler gördüm. Hatta bazen kadın hastalarda da görüyorum. Ve bacakta geri dönülmeyecek izler bırakıyor. Yani asla diyorum. Peki şimdi beyefendi dedi ki bunun köpük tedavisi var dediler. Al çorap giyin dediler. Bunun tedavisi var sevgili seyirciler. Değil mi hocam? Kesinlikle var. Bir anlatalım. Köpük neler tedavisi de bu tedavinin içinde bir tedavi aslında tamam. Ama önce işte hep onu söylüyorum. Bir mekanizmayı bulmak lazım. O mekanizmayı bulmak için mutlaka bacak ultrasonu dopleri yapmak lazım. Eğer bir iç varis varsa bu iç varis problemi halledilmeden varisleriniz, görsel varisleriniz hiçbir zaman düzelmez. İç varis problemini anlamanın yolu da doplerle bu iç varisin varlığını ortaya koymak. Eğer böyle bir şey varsa onu kapatmanın çok uygun yolları var artık. Kapatmak diyorum çünkü iç varis şöyledir. Bir derin ven vardır. Hmm. Asıl kan dolaşımını sağlayan. Bir de ona eşlik eden bir kas üstü giden bir damar var. Hmm. O damarın genişlemesine biz iç varis diyoruz. Hmm.
O damarı biz dolaşım dışı bıraktığımız zaman, bütün dolaşımı derin damara verdiğimiz zaman vücuttaki, yani ciltteki ince damarlardaki basınç düştüğü için varisler geçiyor. Bunu kapatmanın eskiden klasik bir yolu vardı. Kasıktan bir ameliyatla bu damarı içeriden çekip çıkarıyorduk. Hala da yaptığımız vakalar oluyor. Ama artık çok daha basit yolları var. Nasıl? Ultrason eşliğinde biz bu yüzeyel damara giriyoruz ve damarı içeriden kapatıp çıkıyoruz. Bu yöntem aslında ben dikişsiz ameliyat diyorum. Hmm. Çünkü aynı ameliyatta yaptığımız işi sadece bir Doppler eşliğinde bir iğneyle damar içerisine girerek yapabiliyoruz. Teknoloji çok ilerledi. Öncelikle altta yapan mekanizmayı mutlaka bilmek lazım. Hmm. Mesela derin damarda bir problem varsa bunun tedavisi başka. Derin damarla yüzeyel damarlar arasındaki koneksiyon damarlarında bir sorun varsa bunun tedavisi başka. Ama bazen de sadece yüzeyel damarların genişlemesine bağlı da varisi olabiliyor. Hı hı. Onlar genelde zaten küçük kılcal varisler. O zaman köpük tedavisi gerçekten işe yarıyor. Şimdi son zamanlarda bir tutkal zam tedavisi de duyuyoruz. Evet. Onu da soracağım ama Semra Narma, Semra Harma. Semrahan Bayındır, günaydın efendim. Günaydın hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun efendim. Bizler deyiz. Buyurun sorunuzu alalım. Ya benim aynı doktorumun anlattığı gibi hocamın varislerim çok. 200 senedir gidiyorum. Hı. Bana ameliyat dönermiyorlar. Ana damarım genişlemiş. Bir şeyler sayıyorlar. Ama ağrım çok. Hı. Hocam anlatıyor. Aynı tıpkı kendim. Onun için dedim nasıl ulaşabilirim, nasıl gidebilirim bir göstermek istiyorum. Tedavimi. Onun için yani bacağımdan sorunum çok olduğu için aradım, çaresi de hani diyor var, erken teşhis. Bana dedi ciğerine vurur öldürür seni. Doktorumuz böyle şeyler söyledi ama ben işte ne ameliyata razı geliyorlar ne bir şey. Ben de duyunca böyle ağrım olunca bağlanmak istedim. İyi yaptın Semra Hanım. İstanbul'dasınız. Doktorumuz da İstanbul'da zaten. Evet. Neresinde oturuyor hocamız? Eve mi gideceksiniz? Yok evet, hocam evet. Oraya geldim. Tamam. Yayında arkadaşlarım iletirler size rejiden. Tamam. Ameliyat olamıyorum diyor hasta. Şimdi doğru tespit etmek çok önemli. Çünkü bu Doppler'i aslında bir işlemi yapacak doktorun kendisinin yapması lazım. Hı. Yani ayakta yapması lazım. Çok iyi karın basıncını artıracak şekilde öksürterek, ıkındırarak yapması lazım. Ve çapı belirlemesi ve kaçağı belirlemesi lazım. O noktadan sonra bu işin bir tedavisi her zaman var. Kimler için olamaz? Mesela varis var. Ya biz buna hiçbir girişimsel tedavi, hiçbir şey yapamayız denilen bir grup var mı? Şöyle derin ven trombozu dediğimiz derin damarlarda pıhtı var ve sadece bu yüzeyel damarla yaşayan birisi varsa evet bunları tedavi etmiyoruz. Aslında tek mutlak yapmamamız gereken hasta grubu bu. Ama bunlar çok az bir hasta grubu. Çünkü o damarlar bir süre sonra açılıyor ve açıldıktan sonra tekrar varis oluyor. Aslında derin ven trombozu sonrası gelişen varisler çok sık bir hasta grubu bizim elimizde. Onun dışında mutlaka bir mekanizmayı tespit ediyoruz. Yani yüzeyelse yüzeyel, derinse derin bir çözüm buluyoruz bu işe. O yüzden hani mutlaka bir damar cerrahıyla ve mutlaka bir ultrasonla görüldükten sonra bu işin bir çözümü var gerçekten. Peki hocam, diyelim ki damarı içeriden girdiniz, lazer bir sistem değil mi bu? Yaktınız mı, yakıyor musunuz o damarı? Şimdi bizim aslında bu amacımız iç varisi dolaşım dışı bırakmak. Ne yapıyoruz? Klasik ameliyatta tamamen damarı çekip çıkartıyoruz. Yeni yöntemde ne yapıyoruz? Damarı içeriden kapatıyoruz. Yani içinde kan olmasın, dolaşım olmasın istiyoruz. Kurutuyoruz. Şimdi bunun birkaç yolu var. Şimdi lazer teknolojisi bunlardan biriydi. Aslında lazer artık birazcık eskidi. Çok da kullanılan bir yöntem olmuyor artık. Radyo frekans enerjisi var. Yani damarı içeriden radyo frekans enerjisiyle kapatıyoruz. Bu zamklar var. Gerçekten işte kasıktan dize kadar olan seviyede damarı içeriden yapıştırarak kapatan bir sistem var. Yani kullanılan yöntem farklı olabilir ama sonuçta biz o damarı dolaşım dışı bırakıyoruz, kapatıyoruz. Damar içeride kalıyor, bir şey olmuyor mu? Olmuyor. İşte bazen o zamklarda bazen ele gelip hissedilebilir olanları var. Bazen nüksler olabiliyor kapalı ameliyatlarda. Ama genelde bir sorun olmuyor. Efendim Kayseri'den Murat Bey hattımızdaymış. Murat Beyciğim iyi sabahlar, iyi pazarlar. İyi sabahlar, teşekkür ederim, çok sağ olun. Size de iyi yayınlar diyorum. Sağ olun efendim, buyurun. Ben hocama bir soru soracağım. Ben 1998'de ameliyat oldum varisten ama şu anda tekrarlıyor varisten. Acaba ne yapabilirim?
Güzel soru. Hoşçakalın. Şimdi ameliyat klasik olanlar... Klasik ameliyat mı oldunuz acaba? Nasıl bir ameliyat oldunuz? Evet, sene 98'de ameliyat oldum. Şu anda tekrardan tekrarlattı. Evet. Bir doktora gittim ama varit çorabını önerdi ama varit çorabını da giydim ama şu anda yine aynı, yine tekrarlıyor. Şikayetleriniz var, evet. Peki, hoşçakalın. Tekrar eder mi hocam? Edebilir. Şundan dolayı edebilir. Birincisi ameliyat sonrası nasıl tekrar eder? Kasık bileşkesinde derin damarla yüzeyel damar, bu varisleşen damar bir araya geliyor. Eğer o damarı tam bileşke yerinden biz kapatamamışsak bir yan damarlardan tekrar nüks varisler olabiliyor. O yüzden bundan dolayı olabilir. Yani tekrar bir doplerle o kasık bileşkesine bakıp oradaki sorunu ortaya koymak lazım. Başka mekanizmadan dolayı nüks edebilir. Yani klasik varis yapan damar dışında ayağın arkasından diz seviyesine dökülen bir başka toplar damar var. Ondan dolayı olabilir. Perforan damar yetmezliği dediğimiz yüzeyle derin damar arasındaki damarlarda bozukluk olup ondan dolayı olabilir. Hepsinin tamamen farklı mekanizmaları var. Ama sadece ayakta durmaya bağlı olarak yüzeyel varisler de tekrarlayabilir. Yani variste nüks olabilen bir şey ama bir iç varis varsa ilerleyeceği kesin olduğu için öncelikle onu tedavi etmek mutlaka gerekli. Şimdi son 4 dakikamız. Hocam, varis konusunda kalp ve damar cerrahı olarak önemli işler yapıyorsunuz. Ama kalp alanında da, kalp cerrahisinde de hakikaten çok değerli bir hocamsınız. Kalp cerrahisinde günümüzde yenilikler neler? Çünkü Türkiye'de maalesef kalp krizinden, kalp hastalıklarından ölümler ilk sırada hala. İlk sırada, evet. Nedir yenilikler? Şimdi bizim bütün cerrahi konsept, aslında bütün cerrahi dallarda yapılan ameliyatı aynı kalitede yapıp bunu çok daha az travmatik hale getirmek. İşte bu benim bahsettiğim varis tedavisindeki iğneyle bu işi girmek, klasik ameliyattaki kesi yerine. Cerrahide de mesela bypass cerrahisinde de artık buna biz minimal invaziv cerrahi diyoruz. Yani daha az travmatik bir cerrahi. Yapılan işlem aynı olsun, görülecek fayda aynı olsun ama alacağınız travma az olsun, iz az olsun. Çabuk hayata dönelim, işimizden gücümüzden olmayalım. Çünkü herkesin kaygısı bu. Klasik bir bypass ameliyatında mesela önden bu göğüs kemiği açılarak yapılan bir ameliyatı artık uygun hasta grubunda, herkese olmuyor tabii, %100 bütün hastalara yapabiliriz diyemiyoruz ama uygun hasta grubunda sadece sol göğüs altından bir 4 santimlik kesiyle yapmak mümkün. Göğüs kemiği kesilmeden, kalp dolaşım aletine girmeden, işte nörolojik risk dediğimiz işte beyinle ilgili, ya bu benim ameliyattan sonra karakterim değişti, huyum değişti, ameliyatta ciddi bir problem yaşadımlar olmadan bir 4 günlük hastane yatışıyla da bypass olmak mümkün artık. Kapak ameliyatları da aynı şekilde. Böyle? Çok damar değişebiliyor. Yani 2-3 damar da yaptığımız oluyor ama genelde kalbin ön yüzündeki damarları uygulayabildiğimiz bir yöntem. O yüzden hani çok damar olup da 4-5 bypass yaptığımız hasta grubunda pek uygun olmuyor. Ama onlarda da hibrit yöntemler yapabiliyoruz. Yani biz ön damarlara bypass da yapabileceğimiz damarları bypass yapıp stent için uygun olan damarları da anjiyo ile açmak mümkün. Yani orada bir hasta bazlı konuşmak lazım. Yani anjiyoyu önümüze alıp konuşup kardiyologlarla hep beraber bir konsey kararı yapıp bu işleri yapabiliyoruz. O minimal invaziv herhalde şöyle cep gibi 3-5 santim bir yer, evet, bahsettiğimiz, evet, değil mi? Evet. Yani düşünün, şuradan göbeğinize kadar açılıyordu. Çok ciddi fark ettiriyor gerçekten. İyileşme sürecini çok hızlandırıyor çünkü. Kesinlikle. Yani normalde işte bir hafta 10 gün hastanede kalınıyor. Bir ay işte bir nekahat dönemi var. İşe dönüşte bir şey var. Ciddi bir psikolojik üstünlüğü var. Kesinlikle. Çünkü yani o bir travma bırakıyor sizde. Gerçekten normal hayata ben nasıl döneceğim? Artık bir daha işime gücüme nasıl gideceğim? Bir daha nasıl spor yapacağım? Nasıl denize gireceğim? Nasıl bikini giyeceğim? Tabii, yani bunlar gerçekten özellikle ciddi kaygılar. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım'a günaydın diyoruz. Efendim, buyurun, sorunuzu alalım Zeynep Hanım. Özür diliyorum, Jale Hanım. Buyurun. Evet. Buyurun. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür. Ben 8 aylık hamileyim. Üçüncü gebeliymişim. Ama ayaklarımda da varis var, çok kötü. Doktora gittim. Doktor ameliyat önerdi bana. Bir de varis çorabı da önerdi. Onu kullanıyorum şu an. Ameliyat, sezeryan olacağım. Ameliyatla ilgili bir sıkıntım olur mu acaba? Evet. Şimdi gebeliğiniz sürecince varis tedavisi yapılmaz. O yüzden bir gebeliğiniz inşallah her şeyle yolunda giderek sonlansın. Onun sonrasında mutlaka kan hacmi düştüğü için, gebelikte salgılanan hormonlar azaldığı için varislerinizde bir miktar gerileme olacak. Gebelik sürecince mutlaka varis çorabı giymek çok çok önemli. Bir de aslında hani şöyle bir tavsiyemiz olsun. Gebelikte ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar az varisiniz olur. Özellikle yüzme. Çünkü alt karın kasları, üst bacak kaslarını kullanmak varis oluşumunu engelleyen ve işte semptomları gerileten bir şey.
gebelik sonrası işte emzirme periyodunun da sonunda belki bir 6 ay sonra tekrar bir değerlendirip ona göre bakmak lazım. Hocam son bir dakika şunu soracağım. Kalp sağlığımız için olmazsa olmazımız ne olmalı? Hareket etmeliyiz. Yani tek bir... Damar içinde. Evet, damar içinde, kalp içinde. Yani biz çok hareketsiz bir toplumuz. Özellikle bu bizim modern hayatın getirdiği durumda çok hareketsiziz. Hı hı. Herkes işinden evine arabayla gidip geliyor. Bütün gün oturuyor, bir daha da hiç hareket etmiyor. Bence birinci şey hareket etmek. Çünkü bu kilodan da önemli, bütün kullanacağınız ilaçlardan da önemli. İkincisi, mutlaka bir ailede bir genetik bir problem varsa kalple ilgili mutlaka bir profesyonel yardım almanız lazım. Yani... Nedir sizde sorun olan? Çünkü riskleri ne kadar azaltırsanız o kadar az olacaktır işte. Tansiyonunuz mu yüksek, kolesterolünüz mü yüksek? Asla sigara içmemelisiniz. Bu tür yardımları aldığınız zaman bunları öteleyebilirsiniz gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Sağ olun, var olun. Efendim Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın, iyi pazarlar.